Herkese merhaba. Yaklaşık 2300 metre yükseklikteki Gökçeova Gölü'ndeyim. Hiç telefon vesaire çekmiyor burada. 60-70 liraya. Bir yerde kalmaktansa böyle daha doğal bir yere gelmek çok daha mantıklı. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. İleride de kamp kuruyorlar normalde. Ama ağaçların arasını daha çok sevdiğim için ben genelde ağacın altında olmak istediğim için burayı tercih ettim. Açıyorsun madem. Pislik. Zıpkınlanıyorsun. Bari çöpe at. Bu arada Mustafa'ya bu güzel bardak için teşekkür ediyorum. Şimdi bardağın açılışını tabii ki viskiyle yapacağım. Lan. Vallahi teğet geçti yemin ederim. Thank you.
insan kendi kendine konuşması garip. Aslında bilmeyenler için ben dans eğitmeniyim. Ankara'da stüdyom var. İspanyol dansı, flamenco. Ama malum durumlardan dolayı, virüs, pandemi, toparlanır mı, toparlanmaz mı bilmiyorum ama böyle güzel vakit ayırabileceğimiz zamanlar buluyoruz kendimize, kapanmalar haricinde. Ayrıca tabii ki insanımızın sanata olan bakışı, yani nereden başlanır anlatmaya hiç bilemiyorum. Çok klişe olacak belki ama mesela sanat öğrenmek istiyorsan onun kültürünü, geçmişini anlamak çok daha iyidir. Daha iyi hissedebilmek için. Daha çok içine girebilmek için. Ama genelde bizim ülkede daha gösteriş ön planda olduğu için, title'lar ön planda olduğu için sadece kendi öğrettiğim dans için değil, birçoğu için geçerli. Sahneye çıkayım, işte güzel kıyafetler giyineyim. Instagram'daki biyomda dancer yazsın. Yani insanlar bunu artık bir yerde kendilerini pazarlıyorlar. Arkadan bana bakıyorlar. Kendi kendime konuştuğum için muhtemelen. Gerçi ben de böyle kendi kendine konuşan birini görsem muhtemelen ne yapıyorum manyak diye bakardım herhalde. Ama insan alışıyor zamanla. Sosyal medyaya ben 4 yıl önce tabii akademiyi açtığımda çok başımda şiş olmaya başladım. Öğrenmek zorunda kaldım. Ama yine o kadar çok içine girmedim. Çok fazla sevmiyorum çünkü. Yapay geliyor bana. Anlamsız geliyor. Eskiden insanlarla birebir iletişim kurardık. Kadın erkek fark etmeksizin. Sohbet muhabbet olurdu, arkadaş olurdu. Ama artık insanlar onu beğendin mi? İşte buna yorum yazdın mı? Beğenime karşılık verdin mi? Hikayeye ifade göndermeler. Hepimiz yapıyoruz, ben de yapıyorum. Geçenlerde şey öğrendim. Bu Instagram hikayelerinde ifadelerin anlamı oluyormuş herhalde. Farklı farklı anlamları varmış. Yahu şimdi gönderiyi beğeniyorsun. Arkadaş o da kalp. Hikayeden kalp atınca, yani like atınca bir nevi. Bunun anlamı niye farklı olsun? İlginç. Yeni gelen gençlik. Tabii biz de çok yaşlı değiliz ama. Fazlasıyla garip. Gerçi bizden önceki nesil de kendi normalini yaşarken biz de onlara garip geliyoruz. Tabi bu internetin, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ne oluyor? Samimiyet azalıyor. Herkes de bir beğenilme, takdir görme, anlaşılma. Anlaşılması da çok umurlarında değil. Önemli olan tabii ki takipçi ve like olduğu için. O yüzden bazı şeylerin değeri kalmıyor. Mesela bu kamp videolarında genelde yabancıları takip ediyorum. Çabuk tüketilmeye alışkın olduğu için bir saatlik, yarım saatlik videolar hiç izlenmiyor. Oturup ben bir saatlik videoyu izleyebiliyorum ama. Neden? Farklı yerlerdeki doğal güzellikleri görmek istiyorsun.
Güneş batmak üzere. Bir şeyler yiyeceğim. Bu konuşma olayı beni garip hissettirmeye başladı. İlginç. Yani. Ama alıştım gibi. Aynen. Hava biraz serinledi. Güzel oldu. Bu arada şunu göstermek istiyorum size. 3 tane. Evet. Çatal, kaşık ve bıçak var. Oldukça portatif ve güzel. İşiniz bittikten sonra da tek parça haline getirebiliyorsunuz. Böyle şort durduğuma bakmayın. Hava serinledi. Ama yanımda kalın bir şeyler getirdim. Akyaka deniz kenarında kampı denilen yerde elektrik var. Çitlerle, tellerle çevirmişler. Doğayla baş başa olmaksa amaç, amacınız kafa dinlemekse, ben 2 metre yanındaki çadırdaki insanı istemem doğrusu. Amaç ormanın içi ise şehirden 5 dakika uzaklıktaki ormanı tercih etmem çitlerle çevrili olan. Girişine 70 lira para verdiğim veya 100 lira para verdiğim. Bu Akyaka olsun, oralardaki çadır kampı olan yerler hep girişi ücretli. Ama burada öyle bir şey yok. Burada gayet özgürsünüz, doğanın içinde rahatsınız. Tabii ki pisletmediğiniz ve ağaçları kesmediğiniz sürece. Umuyorum da zaten buraya gelenler bunu yapmayacaktır. Evet. Hava biraz serinledi. Biraz su kaynatıp kahve yapacağım.
sizi kurbağaların yanına götüreyim. Gerçi karanlık oldu artık etraf ama. Aynen. Bunların hepsi gördüğümüz hepsi kurbağa. Serseriler. Tekrar merhaba. Evet. Umarım görünüyorumdur. Hafızam tamamen bitmiş. Biraz video sildim. Ama ne kadar yeter emin değilim. Kurbağalar susarsa uyumayı planlıyorum. Ama pek susacak gibi değiller. Size kısaca bu ağaç oyma işinden bahsetmek istiyorum. Evet, tüm hafızam doldu. Hemen kısaca size göstermek istiyorum. Bıçakları ekstra hangilerini kullandığımı koyacağım. Sabah görüşürüz. Merhaba. Mutlaka eğer yolunuz düşerse buraya uğrayın. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.